Fatma Çelik, 27 Mart 2022, Yeni Çağ, Cumhurbaşkanı'nın Yeniden Adaylığı ve Propaganda Faaliyeti Bundan önceki iki yazımda seçim kanununda yapılmak istenen değişiklikleri incelemeye başlamıştık. Bu yazıda onların devamı olacak ancak bu süre içerisinde söz konusu teklifin Meclis Anayasa Komisyonu'nda bazı revizelerle birlikte kabul edildiğini de belirteyim. Hali hazırda geçerli olan mevzuata göre seçim süreci başladıktan sonra başbakan ve bakanların seçim propagandası sayılabilecek açılış törenlerine katılmaları, seçimlerde devlet araçlarını kullanmaları ve benzeri faaliyetleri yasaklanıyor. Malumunuz mevcut iktidar bu yasağı hiçbir zaman uygulamadı. Yeni sistemde başbakanlık makamı bulunmadığından bu ifade yasadan çıkarılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı yasağa dahil edilmiyor. Sıkıntı ise şurada. Cumhurbaşkanı, parti başkanı sıfatıyla seçim propagandası yaparken, Cumhurbaşkanlığı makamının getirdiği tüm avantajlardan yararlanmaya devam edecek. Yasa değişikliği bu gayri hukuki durumu gidermek için kullanılmadı. Mevcut durumda muhalefet partileri adeta devlet imkanlarına karşı yarışmak zorunda bırakılıyor. Anayasa uyarınca seçim yasasındaki değişikliğin geçerli olacağı ilk seçimlerde uygulanabilmesinin koşulu değişiklikle seçimler arasında bir yıllık süre olması. Bu, iktidar partileri seçim yasalarını kendi çıkarlarına göre değiştirmesin diye alınmış bir önlem. Yani teklif önümüzdeki ay meclisten geçerse seneye Nisan'dan önce seçim kararı alınması halinde bu yasa uygulanamayacak. Bu durumda iktidar partisinin kafasında erken seçim kararı almak yok diye düşünebiliriz ya da muhalefeti ansızın yakalayabilmek ve yine baskın yaparcasına seçim kararı alabilmek için muhalefetin beklentisini kırıyor diye de düşünebiliriz. Veya bir yıldan kısa süre geçmesine rağmen alınacak bir erken seçim kararında dahi yasanın bu değişikliğe uğramış halinin uygulanması yani hukukun çiğnenmesi ihtimali var elbet. Öte yandan unutulmaması gereken esas nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis tarafından alınan bir erken seçim kararı olmadıkça üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı gerçeği. Muhalefetin Erdoğan'ı sandıkta yenme isteğinin hukukun emirlerinin önüne geçmemesi gerektiğini her defasında söyledim yine söylüyorum. Bu adaylığın hukuki zemine oturtulması seçim güvenliği açısından da demokrasi açısından da hukuk devleti açısından da olmazsa olmaz bir koşul. Bu durumda 6271 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca Meclis'in erken seçim kararı alması halinde kararı takip eden 60. günün devamındaki ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi birlikte yapılacağı için olağan koşullarda Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimler için erken seçim kararı alınması ve Erdoğan'ın 3. kez aday olması Nisan-Mayıs 2023'te meclis tarafından 5'te 3'ünün yani 360 milletvekilinin oyuyla bu kararın alınmasına bağlı. Son olarak Anayasa Mahkemesi'nin de belirttiği gibi kanunlar kamu yararı için yapılır. Kamu yararı bulunmayan bir kanun, anayasanın ikinci maddesi hükmüne aykırı nitelikte olur ve dava açıldığında iptali gerekir. Yapılmak istenen kanun değişikliği ise Oy oranı yüksek partileri yeniden avantajlı duruma getirerek iktidar partisinin milletvekili sayısını artırmak ve de muhalefet partileri tarafından oluşturulan birlikteliği parçalamak gayesi taşıyor. Bu durum pek tabii iktidar partisinin kendi yerini sallantıda hissetmesinden kaynaklanıyor ancak muhalefetin bu hamleyi doğru değerlendirmesiyle durumu lehine çevirmesi mümkün. Hep söylüyoruz. Bu seçimde muhalefete düşen rol büyük. En önemli vazifesi ise seçimlerin hukuki çerçeve içerisinde gerçekleşmesini sağlamak ve meşru olmayan hiçbir süreci ve sonucu kabul etmemek. Fatma Çelik